İkincisi, Coca-Cola gibi içeceklerde alkol olduğu açıklandı. Bunu içmenin hükmü nedir? Şimdi içinde alkol bulunan şeyin içilmesi caiz değildir, haramdır. Bununla birlikte had gerekebilmesi için, yani bir adama işte alkol haddi, içki haddi vurabilmemiz için, sopa vurabilmemiz için 80 sopa, İslam fıkıhta yani kitab-ı hududda müskir olması lazım. Yani adamın sarhoş edici olması lazım. Eğer şeyse, bizzat üzümden yapılan şarap değilse, şarabı adam şey olmasa bile, sarhoş olmasa bile, bir damla bile ağzına damlatacak olsa o kişiye had vurulur. Ama bunlar şarap değil. Daha sonradan çıkmış müskirattan, daha sonraki alkol olarak üretilmiş olan şeylerdir. Onun için Coca-Cola gibi şeylerin içilmesi caiz değildir. Başka bir cihetle baktığımız zaman, yakın bir dönemde bazı hocalarımız Coca-Cola ile ilgili haram fetvası vermişlerdi. Bu fetva çok isabetli ve doğru bir fetvadır. Niye böyledir? Yani Coca-Cola'nın içeriğinden daha ziyade bugün destek olmuş olduğu yer, bu cihetle bakılması çok önemli. Yani Coca-Cola ve diğer efendim firmaların destek olmuş olduğu yerler bellidir. Destek olduğu efendim örgütler vesaire bunlar bellidir. Bizim burada bunlara destek olmamızla birlikte ne oluyor? Müslüman kardeşlerimizi dolaylı yönde öldürmüş oluyoruz. Çok basit şekilde her yerde okuyoruz, biliyoruz bunları. İşte bu konuda da mutlaka tedbirimizi almamız lazım. Onun için Coca-Cola'nın içilmesi caiz değildir vesaire. Öyle bildiğimiz Müslümanların öldürülmesi, katledilmesi, zulme destek olan ne kadar firma varsa bunların da ürünlerin alınması asla caiz değildir. Niye değildir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Evet. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ Şimdi Allah Teala sizinle dininiz konusunda savaşmamış, başkalarıyla beraber düşmanlarınızla anlaşma yapıp da sizin beldelerinizden çıkmanız için, sizi sürgüne göndermeleri için, gelip sizi esir edip de vatanlarınızdan etmeleri için böyle gayeleri olmayan kafirlerden nehyetmez. Evet. En teberruhum ve tuksitu ileyhim. Onlara iyilik yapmaktan, adaletli davranmanızdan nehyetmez Allah. Allah bunu yasaklamaz. Onlarla ticari hukukumuz olabilir. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Evet, böyle insanlar kafirdir ama ticari noktada onlarla beraber bir takım hukukumuz olabilir. Ticaret yapabiliriz. Adama para verip adamı zengin yapabiliriz. Çünkü adamın öyle bir gayesi ve hıyaneti, hainliği yoktur. Ama bu ayeti kerimenin devamında buyuruyor ki اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ Allah sizi kimden nehyediyor? Kiminle ilişki kurmanızdan, destek olmanızdan, parasal, ekonomik vesaire diğer destekleri sağlamanızdan kimlerden nehyediyor? اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ Din konusunda sizlerle savaş veren. Evet. وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ Efendim, قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Sizi beldelerinizden, İslam beldelerinden çıkartmak isteyen وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ Sizin çıkmanız için türlü oyunlar oynayan, sizi sürgüne gönderebilmek için, vatanlarınızı işgal edebilmek için her türlü oyunu meşru gören insanlardan nehyediyor. Hani neyi nehyediyor? En tevellevum. Onlara destek olmanız, onlarla dost olmanız, onlara en ufak bir meyletmenizden dahi Allah sizi nehyediyor, yasaklıyor. Şimdi buradan Coca-Cola'yı anlamayacaksın da neyi anlayacaksın güncel olarak kardeşim? Sen yani bu insanlar bizi işgal etmek istiyor, vatanlarımızı elimizden almak istiyor, Müslüman kardeşlerimizi öldürüyor, sırayı bize getirmek istiyor. Zaten Müslümanlara destek olamıyoruz. Elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Bununla birlikte Müslüman kardeşlerimizi öldüren düşmanımıza destek oluyoruz. Bunun vebalini biz ödeyemeyiz. Yani Müslüman, bir Müslüman bebeğin, çocuğun Bağdat'ta, efendim Mısır'da,
Libya'da vesaire diğer Müslüman beldelerinde öldürülmesinin vebalini ödeye meclis ya. Ne diyor orada, cihat olduğu zaman, Müslümanlara zulmedildiği zaman bütün Müslümanların kıyama kalkıp diğer Müslümanlara, gücü yetmeyen mustazaf Müslümanlara yardım etmesi farz oluyor. Yardım edemiyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Sen burada serinleneceksin efendim, sen burada artı bir zevk için kola içeceksin diye orada Müslüman kardeşin senin içtiğin bir kutu kolayı kanıyla ve canıyla ödeyecek. Bunun kimse efendim vebalini ödeyemez. Onun için buna cevaz vermenin hiçbir anlamı da yoktur. Bunlara haram demek en isabetli hükümdür.